Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bilgi Sarmal Biyoloji soru bankası çözmene devam ediyoruz. Konumuz kalıtım. Test numaramız 2 arkadaşlar. birinci sorumuzda başlayacak olursak. Kalıtımla ilgili olarak aşağıda verilen kavramlardan hangisinin açıklaması yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkında kromozomda her karakter için ilgili genin kapladığı bölgeye biz lokus adını veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir kromozom düşünelim. Hatta homolog kromozom olsun bakın. Boyları postları aynı olan. Biri anneden biri babadan gelen kromozomların üzerinde aynı karakteri bu şekilde bakın etkileyen genler vardır. Örneğin burada büyük A geni karşısında küçük A geni de olabilir. Büyük A geni de olabilir. Biri baskı biri çekinik olabilir. İkisi çekinik çekinik de olabilir. İşte biz bu genlere alel gen bunların bulunduğu yere ise arkadaşlar lokus adını vermekteyiz. Yani ilgili genin kaplamış olduğu bölgelere biz lokus diyoruz. Bir karakter için aynı aleli taşıyan bireylere homozigot denir. Evet bakın bu ikisi beraberce büyük A küçük A bir karakteri ifade ediyor. Ve homozigot e, adını nasıl alır? aynı aleli taşıyorsa yani büyük A büyük A ise biz buna veya küçük A küçük A ise homozigot adını verebiliriz. Büyük harfle gösterip her zaman fenotip etkisini gösteren genlere baskın gen denir. Evet büyük harfle gösterilen örneğin büyük A büyük A veya büyük A küçük A her zaman fenotipte ne yapar arkadaşlar? Büyük A'lar etkisini gösterir. Biz buna dominant gen yani baskın gen adını vermekteyiz. D şıkkı karakteri kontrol eden genlerin aynı ya da farklı olması durumu heterozigottur. Şimdi aynı olması demek büyük A büyük A veya büyük A küçük A demek. Biz bunu homozigot deriz. E farklı olması durumu ancak büyük A küçük A heterozigotu ifade eder. Onun için D şıkkının ikisini beraber vermiş ve heterozigot demiş. Hayır. Aynı olunca homozigot, farklı olunca heterozigot demesi gerekiyordu. Onun için cevap deniz yanlış olacak. E şekli çekinik gen küçük harfle gösterilir. Evet bakın şu çekinik gen arkadaşlar. Ve sadece homozigot durumda etkisini gösterir. Çünkü bunun aleli eğer büyük A ise yandaki aleli e ne yapar? Baskınlık kurarak dışarıya bunun fenotipi büyük A olarak yansırdı. Ancak küçük A küçük A olmalı. Anneden babadan küçük A küçük A gelmeli ki dışarıya küçük A ne yapsın? Fenotip olarak yansımış olsun. Bu da doğru bir ifade. Ne olacağımız deniz olarak bulundu. ikinci sorumuz. Annesi renk körü, babası sağlıklı olan sağlıklı bir dişi ile... Şimdi annesi renk körü ise, babası sağlıklı ise, bakın anne şu şekilde renk körüymüş, babası sağlıklıymış, ee, bir dişi birey diyor. Şimdi bu dişi birey nasıl oluşur? Babadan mecburen X büyük R'ye gelecektir. Anneden de mecburen X küçük R'ye gelecektir. Annesi hasta olduğu için. O zaman taşıyıcı bir kız çocuğundan bahsediyor. Ve bunun sağlıklı bir erkek e, ile evlendiği, bakın sağlıklı erkek, x büyük r y demektir. Ki küçük r y olsa hasta erkek olurdu. Bu evlilikten taşıyıcı bir kız çocuğunun olma ihtimalini sormuş. Şimdi buradan bakın x büyük r x büyük r ile birleşebilir. Sağlıklı bir kız çocuğu oluşabilir. x büyük r y ile birleşir bakın sağlıklı bir erkek meydana gelebilir. x büyük r x küçük r ile bakın birleşebilir ve taşıyıcı bir kız çocuğu oluşabilir ki bizden bunu soruyor zaten. En son x küçük r y ile birleşerek Renk görü bir erkek birey meydana gelebilir. Gördüğünüz üzere taşıyıcı kızın oluşma ihtimali 4 ihtimalden bir tanesi olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Üçüncü sorumuz eş baskınlığın F2 kuşağında 1 2 3 4'ten görülen demiş özelliklerin hangileri eksik baskınlığın F2 kuşağında da görülür? Şimdi arkadaşlar eş baskınlık, eksik baskınlık artık e, ikisini ayrı ayrı ele almıyoruz önceden eksik baskınlık diye bir şey çıkarmışlardı yani ara form ara renk oluşuyorsa e, örneğin kırmızı güller beyaz güller pembe güller çıkıyorsa biz buna eksik baskınlık MN antijenleri AB kan grupları gibi her ikisinden de numunelik e, fenotipe yansıma gözüken e, karakterleri ise biz e, eş baskın diyorduk ama şu an sadece hepsini bunların biz eş baskın olarak aldan duruyoruz dolayısıyla bunların e, fenotip çeşitleri, genotip oranları, fenotip oranların genotip çeşitleri hep aynıydı. Nasıl aynı oluyor mesela? Bakın kırmızı, pembe ve beyaz bireyler oluşuyordu. Hangileri birleştiği zaman yani kendi arasında pembe ile bakın pembe birleştiği zaman KK, KB, KB, BB olarak bakın sonuçları yazdım. Bize F2 kuşağı dediği için F1'de bunların homozigotlarını alıyorsunuz kırmızı ve beyazı. Buradan %100 F1 dölü melez çıkıyor. Yani KB çıkıyor. Pembe renkli çıkıyor. idi. Bunu kendilendirdiğimiz zaman F2 kuşağını buluyoruz. İşte biz zaten F2 kuşağını sorduğu için bunu direkt çizdim. Genotip çeşidi 3 çeşit midir? Evet bakın. Kırmızı, pembe, beyaz. Genotip oranına da bakın. Bir tane KK, iki tane KB, bir tane BB. Bu da doğru bir ifade. Fenotip oranı ise yine bakın 1-2-1 çünkü iki dışı 1 bunların bakın kırmızı, pembe, beyaz olarak gözüküyor. Genotip çeşidi bakın yine 3 oluyor. 1-2-3 çeşit genotip var. İşte bunlar hem eş baskınlıkta hem de eksik baskınlıkta aynı şekilde karşımıza çıkıyor idi. Dördüncü sorumuz. Tek yumurta gizleri için Hangileri doğrudur? Tek yumurta ikizlerinde arkadaşlar bir sperm bir yumurta döndükten sonra oluşan zigot bir mitoz geçirdikten sonra ikisi ayrı ayrı gelişerek e, iki tane canlıyı oluşturuyor. Fakat bunlar tek yumurta ve spermden meydana geldikleri için bunların kalıtsal olarak her şeyleri birbirinin tıpa tıpa aynı oluyor. Bir cinsiyetleri kan grubu gibi kalıtsal özellikleri aynı olmalı. Çünkü tek yumurta ve spermden meydana geliyorlar. Bir spermle bir yumurtayı döleme sonucu oluşmuş oluyorlar. Oluşan zigot mitozla ikiye ayrılıyor, ayrı gelişiyor demiştik. Dış görünüşleri çok benzerdir ancak farklılıklar olabilir mi? Evet çevreye bağlı farklılıklar da meydana gelebilir arkadaşlar. Onun için cevap edin olarak karşımıza çıktı. Beşinci sorumuz soy ağacı verilmiş. Bu soy ağacına tar olarak gösterilen özellik diyor. 1, 2, 3, 4'ten hangileriyle taşınıldığı kesin değildir diyor arkadaşlar. Şimdi çekinik olduğu kesin mi acaba? Altta hemen bakın baskın demiş. Şimdi baskına bakalım. Baskının salyosu çekinik olmadığını yine algılayabiliriz. O zaman baskına göre düşünecek olursak taralı bireyler, taralı olmayan bireyler bakın şöyle olmalı. Sağlam görünüşlü olması için. baskın hastalık ise veya özellik ise bakın bu da ancak böyle olursa bakın şu birey oluşabiliyor. bu birey de bakın mecburen büyük A ağ, küçük A'dır. Çünkü babasından mecburen küçük A almak durumunda. Bakın bu baskını sağlıyor. E, çekiniği sağlar mı acaba? Bir de ona bakalım. Bakın kesin değildir diyor. Şimdi çekiniği de sağlarsa bu. O zaman ne yapacağız? Kesinlik yok. Bakın. Çekinik olduğu zaman şu taralı bireyler bakın bu şekilde olmalı. Şu bireyi de bakın sağlam görünüştü. Büyük A küçük A olmalı ki şu küçük A küçük A oluşabilsin. Yine buradan büyük A küçük A büyük A büyük küçük A karşımıza çıkmış oluyor. Bakın bu hem baskın hem çekinik. İkisinde de sağlayabiliyor. Bize kesin değil dediği için o zaman bu da kesin değil, bu da kesin değil. O zaman diğerleri de kesin olmaz. Mesela zaten Y kromozomuna taşınır diyor. E, Dişi de görülmüş, erkek de görülmüş. Yani Y kromozomu sadece erkekte vardır. Erkeklerde görülür. Zaten bu bu. E, özellikle bakın taşınamıyor bile zaten. X kromozomunda taşınır diyor. Şimdi X kromozomunda taşındığını da bakın net söyleyemem. Çünkü bakın ben biraz önce otozomalları denedim. Ne oldu? Bunlar gerçekleşti. O zaman X kromozomunda taşındığını da bakın net olarak ifade edemem. Y kromozomunda bakın taşınır diyor. Bu da yine kesin değil. Çünkü dişi birey hasta dedik bakın. Burada dişi birey hasta olamazdı. Onun için bunların tamamı arkadaşlar kesin ile girmiş oluyor. Altıncı soru lazlaklık özelliği büyük değil. ile gösterilir. Erkeklerde homozigot baskın ve heterozigot baskın durumunda iken ortaya çıkıyormuş. Yani erkeklerde böyle veya böyle olduğu zaman erkek birey ne yapıyormuş? Lazlak oluyormuş otozomal olduğu için e, bu karakter. Bu şekilde yazdık. Heterozigot tamam. Dişide ise yalnızca homozigot baskın durumundayken fenotip etkisini gösteriyormuş. Yani kızlarda ise bakın ancak böyle olursa dağzak oluyorlarmış. Buna göre heterozigot dağzak bir erkekle homozigot dağzak bir dişi çaprazlanırsa heterozigot dağzak ile homozigot dağzak bakın ancak böyle yazılabilir. Çünkü baskınmış. E, hangileri görülür diye sormuş. Çocukların hepsi dişi ise dağızlak olma ihtimali %25'te. Şimdi buradan hangileri çıkabilir karşımıza? Buradan sadece büyük A gameti oluşacak. Buradan büyük A veya küçük A gameti oluşacaktır. O zaman çocukların %50'si büyük A, büyük A, %50'si büyük A, küçük A olarak karşımıza çıkıyor. Bir de buna bakın dişi ilavesi yapılmış. O zaman bu e Dişilerin hepsi bakın dazak olma ihtimali demiş. Dişiler ancak şu durumda dazlaktı. O zaman bakın 1 bölü 2 ihtimali var. Zaten dazlak olma ihtimali. Bir de kız olma ihtimali var bunun. Çarparsak 1 bölü 4 o da %25'e ne yapar? Tekabüleler. Çocukların hepsi erkek ise tamamı dazlaktır. Evet bakın çünkü erkeklerde dazlaktır. Bakın her iki durumda ortaya çıkıyor idi. Oğullar homozigot ya da heterozigot olabilir mi? Evet ya homozigot ya da heterozigot olarak karşımıza ne yapar? Oğuldurlar çıkabilir. Bunların tamamı yine doğru olarak bulundu. Yedinci sorumuz fenotipi baskın olan anne ve babanın 3 çocuğu da baskın özellik taşımaktadır. Buna göre bu anne babanın genotipleri hangileri olabilir? Şimdi baskınmış fenotipleri anne babanın. Bakıyoruz anne baba bakın bakın burada homozigot baskın, heterozigot baskın. Heterozigot baskın her ikisi, homozigot baskın her ikisi. E bunların tamamından da yine baskın bireyler oluşabilir. Bakın buradan Büyük A, büyük A veya büyük A, küçük A bakın. Tamamen baskın genler, baskın karakterler ortaya çıkıyor. Şurada ise bakın yine büyük A, büyük A büyük A, A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A oluşabiliyor. Bakın bize olabilir demiş zaten. Şu ihtimali onun için göz önünde bulundurmayıp şunları bulundurabiliriz. Kesinlik ifade et, etmediği için soru. Olabilire bakacağız. Şurada ise bakın yine sadece büyük A, büyük A'lar oluşuyor zaten. Tamamen baskın ee, özellikteki yavruların meydana geleceği aşikar. O zaman cevap ne olabilir? Tamamı bunları karşılayabilir arkadaşlar. 8. sorumuza bakacak olursak. Homozigot sarı düzgün ile homozigot yeşil buruşuk bezelere çarpazlanarak heterozigot sarı düzgün bezeleri elde edilmiş. Daha sonra heterozigot sarı düzgün bezeler kendileştirilerek F2 dölleri elde edilmiş ve bu da Purnell karesi ile aşağıda gösterilmeye çalışılmış. Buna göre diyor hangisi yanlıştır? Şimdi F1'de e, ne olmuş? Bu birey ile bu birey çaprazlanmış. Buradan büyük SD, buradan küçük SD gameti oluşmuş. Bunların birleşmesiyle F1 dölü büyük S, küçük S, büyük D, küçük D olarak meydana gelmiş. Bunu kendilendirmişler. Bakın 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşur. Onlar da büyük S, D gameti, büyük S, D gameti, büyük S, küçük D gameti, küçük S, büyük D gameti ve küçük S, küçük D gametidir arkadaşlar. Bu dişiye ait gametleri yazmış. Bakın bu tarafa bu tarafa da erkeklere ait gameti yazmış ki aynısı kendilendirildiği için. Ve bunların birleşmesiyle bakın yavrular oluşacak. Bakın şu kutucuğa bakar mısın? Nasıl oluşmuş? Büyük S, Büyük S ile bakın. Büyük D, büyük D ile bakın birleşmiş. Bu böyle oluşmuş. Hepsi bu şekilde oluşturulacak Punnett karesinde. Buna göre A şıkkı A ve B'nin genetikleri aynıdır diyor. Şimdi A'ya bakalım. A ne olabilir buradan? Büyük S, büyük S, büyük D, küçük D olabilir A. B'ye bakalım. B'ye. O da bakın yine büyük S, büyük S, büyük D, küçük T olabilir. Yani da şunu birleştiriyorsunuz. Bakın ikisi aynı çıktı arkadaşlar. B şıkkı F ve D'nin genotipi, fenotipi aynı olup. Şimdi F ve D'nin fenotipi aynı olup. Dış görünüşlerine bakacağız. F nedir buradan? Büyük S ile küçük S birleşecek. Yani dışarıya büyük S gözükecek. Yine büyük D ile küçük D birleşecek. Dışarıya büyük D gözükecek. F'yi bulduk. D'ye bakalım bir de. Bu da yine büyük S, küçük S büyük D, küçük D olacak. Aynısı bakın çıktı yine arkadaşlar. Fenotipi aynı olup genotipleri farklı mıdır? Hayır. Hem fenotipi hem genotipi bakın görüyorsunuz aynı çıktı. O zaman ben buna genotipi farklı diyemem. Yanlış olan B şıkkıymış. C şıkkına bakalım. M ve H fenotipleri farklıdır diyor. M'ye bakıyorum. E, fenotip olarak büyük S, küçük S büyük D, küçük D. Yani büyük S D çıktı karşımıza. H'ye bakalım bir de. Buradan büyük S, küçük S ile bakın küçük D, küçük D geldi. Gördünüz mü? O zaman ne olur? Bu büyük S, küçük D olur. Bakın fenotipleri farklı olarak karşımıza çıktı. D şıkkı N ve G aynı genotipte midir? N'ye bakalım. Küçük S, küçük S, büyük D, küçük D genotipli çıktı karşımıza. G'ye bakalım. G, küçük S, küçük S, o da büyük D, küçük D çıktı. O zaman genotipleri aynı çıktı. C ve E'nin fenotipleri farklı mıdır? C'ye bakalım. C'ye. C, C büyük S, küçük S, büyük D, küçük D, büyük S, D fenotipi çıktı. E'ye bakalım. E ise büyük S, küçük S, küçük D bakın küçük D çıktı. Evet büyük S, küçük D fenotipi çıktı karşımıza. Bu da farklı olduğunu ifade etti. Cevap B şık olarak bulundu. Dokuzuncu sorun. Diploid bir canlı oluşturacağı gamet çeşidi sayısını hangileri etkiler? Diploid 2 n kromozomlu bir canlının oluşturacağı gamet çeşidi sayısını. Mesela şu bir diploid canlıdır. Her harften ikişer tane varsa bakın burada arkadaşlar diploid olduğunu anlayabiliriz. Yani A'dan iki tane büyük küçük olması önemli değil bakın. iki tane A olması önemli. Yani birisi anneden geliyor demektir, birisi babadan geliyor. Biz bunlara homologları bir arada bulundurduğu için diploid canlı diyoruz. Hatta bu bağımsız genlerden oluşuyorsa burada toplam şu anda iki aynı eşittir. Altı kromozom vardır. Her harf bir kromozomdan geliyor çünkü. Dolayısıyla e, gördüğünüz üzere bunların üçü de bakın heterozigot çizdim ben. Gamet çeşitli sayısı ne yapar? 253'ten 8 çeşit olarak karşımıza çıkar. E, hepsi homozigot olsaydı bakın 250 0'dan bir çeşit gamet oluşacaktı. O zaman genlerin bakın bağımlı oluşu, bağımsız oluşu Gamet çeşidi sayısında etkili. Çünkü bağlı genlerde şöyle aynı kromozomdan geldikleri için bakın ister istemez şunu bölüyorduk. Bakın bunu bölüyorduk. Gamet çeşidi bir tane bile heterozigot olsa iki çeşit en fazla gamet çeşidi çıkabiliyordu. Ama bağımsız olunca bakın iki üzeri en kuralını kullanabiliyorduk. O zaman karakteri kontrol eden genlerin heterozigot olması da bakın burada gördüğünüz üzere etkili oldu. Ve kromozomlarda ayrılmama gibi bir olay meydana gelirse bu da yine farklı eşit gametlerin meydana gelmesinde etkili olabilir. Anormal de olsa. Onun için bunların tamamı etkili olabilir gamet çeşit sayısını bulmak konusunda. 10. sorumuz bir ailede bir özelliğe ait baskın ve çekinik genler vardır. Baskın olduğunda bu özellik bireyin fenotipinde görülmektedir. Buna göre baba 1 2 3'ten hangi genotipe sahip olursa çocukta asla gözlenmez demiş. Şimdi ailede A ne varmış? Büyük A ve küçük A genleri bulunmaktaymış. Baba hangisine sahip olursa çocuk da asla gözlenmez. Bakın X Y üzeri A. Yani bu sadece Y'ye bağlı bir kalıtımı ifade ediyor. Şimdi bu kız çocuğuna zaten geçemez. oğluna geçse, oğluna geçse Oğlu bakın şöyle olsa hasta olabilir mi? Olmaz. Çünkü neden? Baskın olduğunda bu özellik bireyin fenotipinde ancak görülüyormuş. Bakın bu çekini ifade ediyor. O zaman bu kesinlikle ne olmaz? Görülmez arkadaşlar. Küçük a küçük a olduğu zaman bakın görülür mü? Görülebilir. Ee, annesi mesela ne olsun? Büyük a büyük a, babası büyük a küçük a bakın. Çocukların hepsi bakın ne yapabilir? Bu şekilde baskın olabilir. Hatta annesi şöyle olsa bakın yine bakın büyük a küçük a meydana gelebilir o zaman asla gözlenmez diyemeyiz. Yine büyük A küçük A bakın baba e, anne de büyük A büyük A olursa yine buradan büyük A ağa, küçük A'lar ve büyük A büyük A'lar ortaya çıkabilir. Asla gözlenmez diyemeyiz. Onun için asla gözlenmeyecek olan durum A şıkkında karşımıza çıkmış oldu. 11. soru aşağıda verilen soy ağacına tarı olarak gösterilen bireyler hemofili hastasıymış. Hemofili arkadaşlar X'e bağlı çekenik olarak aktarılır. Şu şekilde ifade edelim. H harfi ile X, H, Y. Hasta bir erkeği XH XH hasta bir dişi ifade ediyor. O zaman babası hastaymış. Böyle yazmak zorundayız. Peki o zaman 4 nolu birey ne olmak zorunda? Şu dişi bireyin hasta olması için mecburen taşıyıcı olmalı ki bir tane XH geni çocuğuna, kızına geçmiş olsun. Şimdi şu erkek bireyin XHY olması için ki zaten bakın onun babası olan 2 Sağlammış. Sağlamlar mecburen böyle gözüküyor. Böyle yazılması gerekiyor. Ee, annesi bunun taşıyıcı olmalı ki oğluna X küçük haşı bulaştırmış olsun. O zaman bir numaralı birey taşıyıcı olma durumunda. bakın çaresi yok. Üç numaralı birey için ne diyebiliriz? Babasından X büyük haş aldığı kesindir. Annesinden X büyük haş almışsa sağlam görünüşlü. Annesinden X küçük haş almışsa taşıyıcı bir kız çocuğu da olabilir arkadaşlar. O zaman 1 ve 4 kesin taşıyıcı mıdır? 1'e bakıyorum kesin taşıyıcı evet. de kesin taşıyıcı olmak zorunda. 3 homozigot genotipte de olamaz demiş. Hayır bakın gördüğünüz üzere olabiliyor ihtimal dahilinde. 2 taşıyıcı olabilir mi? Hayır erkekler taşıyıcı olmuyor. Ya sağlam ya hasta oluyor bir tane x olduğu için. Cevap ondan dolayı yalnız 1 olarak bulunur. 12. sorumuz. Bir kişi AB ve A kan gruplu kişilere sağlıklı bir şekilde kan verebiliyor. Hmm. AB'ye ve A'ya kan verebiliyor. Ancak B kan gruplu bireye kan veremiyorsa bu kesinlikle arkadaşlar ne olmalı? A kan grubu olmalı. Bakın 0, A, B, A, B. Bu tabloyu bileceğiz. 0 herkese verebiliyor. Bakın genel verici idi. A, A, B'ye, B, A, B'ye verebiliyordu. A, B'ye, B, B A'ya veremiyor. Sadece kendisine verebiliyor. A, B'ye ve 0'a 0'dan alabiliyor. Kendisine verebiliyor ve A, B'ye verebiliyordu. B de bu şekilde ya kendisine verebiliyor ya da A, B'ye verebiliyor. Ama 0'dan kan alabiliyor idi. O zaman bu birey ancak B kan gruplu bireye kan veremiyorsa A kan gruplu olmalı. A kan gruplu bireyde A antijeni vardır. Gerekirse B antikoru üretebilir. O zaman bu kişinin kan plazmasında anti B antikoru taşıma ihtimali yani oluşturma ihtimali arkadaşlar %100'dür. Çünkü A antijeni vardır. Gerekirse B antikoru ne yapar? Oluşturabilir. Eğer vücuduna B antijeni girecek olursa. 13. sorumuz annesi 4 özellik bakımından homozigot baskın. Babası 4 özellik bakımından homozigot çekinik bir birey. Şimdi 4 özellik diyor arkadaşlar. Bakın 1 AA BB CC DD. Anne böyleymiş. Bakın homozigot baskın. Babası da 4 özellik bakımından homozigot çekinikmiş. Yani çarpı küçük A küçük A küçük B küçük B küçük C küçük C küçük D küçük D imiş. Hmm, evet. Bu özellik bakımından homozigot çekinik bir bireyle çaprazlanırsa homozigot baskın obası 4 özellik bakımından homozigot çekinik bir birey bu özellikler bakımından homozigot çekinik bir bireyle çaprazlanırsa şimdi homozigot çekinik bir bireyle çaprazlanmak demek şu bireyle çaprazlanmak demek. Peki bu ailenin çocuğu nasıl oluşabilir? Bakın mecburen e, annesinden büyük A, Babasından küçük A geleceği için %100 F1 dönümde oluşacak bilelerin tamamı heterozigot olur. Yani bu çocuk büyük A küçük A, büyük B küçük B, büyük C küçük C ve büyük D küçük D olmalı. Bununla bakın şu biri evlenmiş diyor. Ve homozigot çekinik bir oğlunun doğma ihtimalini sormuş. Homozigot çekinik olacak, şunun gibi olacak ve bir oğul döl olacak arkadaşlar. Nasıl yaparız? A'ları kendi arasında çaprazlayalım. B'leri kendi arasında, C'leri kendi arasında, D'leri kendi arasında. Böyle hepsini birden düşünürsek buradan bakın 1, 2, 3, 4 heterozigot var. 2 üzeri 4, 16 çeşit gamet oluşur. Buradan bir çeşit gamet oluşur. 16 çeşitleri hepsini birbiri sırayla bunları ne yaparsınız? Birleştirirsiniz. Tabloyla uğraşırsınız. Ama onun yerine A'lara bakın bir tanesini kendi içinde yapacağım. Çünkü hepsi harf çeşidi farklı sadece ama aynı şeyler. A büyük A küçük A ile küçük A küçük A ile bakın çaprazıyorum karşımıza sadece büyük A küçük A ve küçük A küçük A çıkıyor. Zaten bize şöyle bir oldurun meydana gelme ihtimalini sormuş. O zaman bakın bunun ihtimali A için 1 bölü 2'dir. O zaman bu B için de 1 bölü 2'dir. C için de D için de. O zaman ne yaparız? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 yaparız e, homozigot çekinik bir oğlunun bakın demiş oğlan demiş yani. Bir de kız veya oğlan olma ihtimali 1 bölü 2. Bir de başına onu ekleyelim. Hepsini çarpacağız. 2, 4, 8, 16, 32. 1 bölü 32 olarak karşımıza çıkmış olur. 14. ve son sorumuz. 3 karakter açısından heterozigot bireyin kendileştirilmiş sonucu homozigot baskın bireyin oluşma ihtimali nedir diye sorulmuş. Şurayı sileyim. Yer kalmadı. Tekrar Şuraya yazayım cevabı. 3 karakter açısından heterozigot bireyin kendileştirilmesi sonucu. Bakın 3 karakter açısından heterozigot şöyle yazılır. Bunu kendilendirmek demek. Aynısıyla bakın çaprazlamak demek. Evet. Homozigot baskın bireyin oluşma ihtimali. Şimdi A'lardan homozigot baskın nasıl oluşur? Bakınız A'lardan homozigot baskın nasıl oluşur? Büyük A, büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A ve küçük A küçük A oluşabiliyor. Homozigot baskın ihtimali sadece 1 bölü 4'tür arkadaşlar. B için de bu geçerli. C için de geçerli. Harf farkı var çünkü sadece. O zaman ne yaparız? 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4'ten 16 çarpı 4 64 olarak yani 1 bölü 64 olarak karşımıza çıkmış olur. Cevap eşik olarak bulundu. Evet arkadaşlar sorularımızı bu şekilde bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde, konutumlarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.